Evet, geçtiğimiz cuma günü meclise anayasa değişikliği teklifi geldi biliyorsunuz sevgili izleyenler. AKP, MHP ve BBP'li milletvekillerinin imzasıyla verilen anayasa değişikliği teklifinde Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da imzasının olması tartışmalara neden oldu. CHP Şentop'un anayasayı açıkça ihlal ettiğini belirterek tepki gösterdi. Fotoğraf. AKP'nin başörtüsü düzenlemesini de içeren anayasa Buyur, değişikliği ben. teklifi geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a sunuldu. Şentop, MHP ve BBP'nin de destek verdiği 336 vekilin imzasını taşıyan değişiklikle ilgili teklifi aldıktan sonra AKP'li vekillerle birlikte poz verdi. Teklifte Şentop'un da imzasının olması tarafsızlık tartışması başlattı. CHP Grup Başkan Vekil Özgür Özel yaptığı yazılı açıklamayla Şentop'a tepki gösterdi. Özel Anayasa'nın 94. maddesini işaret etti. Meclis Başkanı ve Başkan Vekillerinin üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine ve görevlerinin gereği olan haller dışında meclis tartışmalarına katılamayacaklarını hatırlattı. Özel ayrıca başkan ve oturumu yöneten başkan vekilinin oy kullanamayacağına dair hükmün açık olduğunu belirtti. Şentopun 7 Aralık günü Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki parti toplantısına katılarak da bu hükmü ihlal ettiğini söyledi. Özel Şentopun meclis başkanı olarak teklifte ilk imza sahibi olmasına itiraz etmediklerini vurguladı. Şentopun teklifi sadece Cumhur İttifakı meclis başkan vekilleriyle grup başkan vekillerinin imzasını açtığını söyledi. Özel teklifin tüm siyasi partilerin meclis başkan vekillerinin imzasını açılmasının daha manalı olacağını ve bunu daha önce de ifade ettiğini belirtti. Şentop'un bu tavrının tarafsızlık ilkesini zedelediğini söyledi. AKP'nin daha önce verdiği anayasa değişikliği tekliflerinde eski meclis başkanları Köksal Top'tan, Mehmet Ali Şahin ve İsmail Kahraman'ın imza atmadıklarını hatırlattı. Özel kendisinin de öğrenci olduğu 28 Şubat döneminde yasaklarla mücadele ettiğini ve eylemlere katıldığını ifade etti. Özgür Özel, başörtüsü yasağının kaldırılması için CHP'nin verdiği kanun teklifinin ilk imzacılarından biri olduğuna dikkat çekti. Kendisine yönelik kullanılan yasakçı sıfatına da tepki gösterdi.